Evet, Eskişehir'in termik santral mücadelesini konuşacağız. Şimdi telefon hattımızda Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Cemal Okan Yüksel var. Sayın Yüksel merhaba, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum Aslanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sayın Yüksel, Eskişehir'in tam göbeğini hem Tepebaşı Belediyesi'ni kapsayan, şimdi sevgili izleyenler bilmeyebilir, Tepebaşı Eskişehir'in tam göbeği diyebiliriz aslında. Orada bir tehlike söz konusu, bir termik santral kurulması planlanıyor 5 yıl içerisinde. Şimdi bu konu nasıl başladı, şu an ne durumda, bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi aslanım, yani deveye boynun deden eğri demişler. Onun verdiği cevap gibi bir durumla karşı karşıyayız. İlk önce işin ben bürokratik kısmını söyleyeyim. 2019'un başında bir ihale yapacaklar. İhale kararı alındı. Fakat ihale kararı alınırken bu bölgeyle ilgili ÇED raporu alınmadı. Henüz ÇED raporu burayla ilgili çevre etki değerlendirme raporu yok. Özelleştirme idaresine devredip ihale işlemleri için, ama burada daha özel mülkler var. Bu özel mülklerin kamulaştırılması yapılmadan özelleştirme ile ilgili karar alındı. Yani işin bürokratik kısmı en baştan sakat. Daha ÇED raporu alınmayan özel şahısların arazilerin olduğu bir yerde bunlar kömürle çalışan bir termik santral yapma çalışmaları sürdürüyor. İşin ikinci kısmı şu. İktidar tarafından, iktidar mensubunun yerel politikacılar tarafından Alpu Havzası, Alpu'da yapılıyor gibi bir yanlış dezenformasyon yapılıyor. Aslında biraz önce ekranlarınıza getirdiğiniz o haritada çok açıkça görülmektedir ki Eskişehir'in merkez iki tane ilçesi var. Biri Tepebaşı, biri Odunpazarı. Merkez ilçe Evet. bunlar. Tepebaşı Belediyesi'nin mücadele sınırları içerisinde ve Tepebaşı'na kuş uçuşu 25, Tepebaşı merkeze 25 kilometre mesafede kurulacak bir termik santralden bahsediyoruz. Afşin Elbistan'daki termik santralde gördüğümüz gibi bu kül ve partiküller, yani termik santralin zararlı kül ve partikülleri rüzgarla 100 kilometreye kadar taşınabiliyor ki bunun dörtte biri kadar bir mesafede Eskişehir kent merkezli nüfusunun çok büyük ölçüde 600 binden fazla insanın şehir merkezinde yaşadığı bir yerde şehrin göbeğine bir termik santral kuruyorlar. Bu işin bir kısmı. İki, Evet. diyorlar ki efendim milli ekonomiye katkı, enerji ihtiyacımızı karşılayacağız. Ve kalori değeri çok düşük, 2500 kalori kadar oradan çıkartılacak lignit kömürüyle bu santralin çalışacağını söylüyorlar. Bu da tamamen bir kandırmaca. Bizim araştırmalarımıza göre en fazla 2-3 sene yetecek kadar bir kömür rezervi var Eskişehir'de. Bu bitince ne olacak bu kadar yatırım? İthal kömürle çalıştıracaklar. İthal Evet. kömürle çalıştıracaksan niye Eskişehir kent merkezinde maden yatağına yakın mazeretiyle bir santral kuruyorsun? Anlamak mümkün değil. Bakın biz Eskişehir'de bir fanusta yaşıyor gibiyiz. Hem siyasi anlamda hem çevresel anlamda. Eskişehir havası da en temiz kentlerimizden birisi. Eskişehir'in ortasına getirip böyle bir termik santral yapmanın bir cinayet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef iktidar mensuplarının bunu anlamıyor. Anlamazlıktan geliyorlar. Yani Eskişehir halkına bir ihanet söz konusu burada. Evet, şu an aslında çok ciddi bir konu bu. Doğa etkilenecek, insanlar etkilenecek. Yani halk çok tepkili, belediyeler tepkili. Herkes buna tepki gösteriyor şu an. Peki bunun yapılmaması için ne yapılması gerekiyor veya yapılmayabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi bizim Merkez 3 belediyemizin 3'ü de, yani Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bu ihale süreciyle, özelleştirme süreciyle ve ÇED süreciyle ilgili çeşitli davalara. Malum Sayın Cumhurbaşkanı ile çay toplamaya giden, cübbesinin önünü itlemeye çalışan Danıştay Başkanı'nın yönettiği bir kurumda görülecek bunlar. Dolayısıyla işin yargısal kısmından ben çok mutlu değilim. Fakat Eskişehir halkı Eskişehir'e ihanet edecek böyle bir projeyi engelleyecek güce, bilgi birikimine ve örgütselliğe sahiptir. Şimdi bakın ben çok basit iktidarın
bunun yararı ile ilgili, bu termik santralin yararı ile ilgili şeylerin sürüteyim. Ekonomiye katkı diyorlar. Bakın 2014 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkeleri fosil yakıt şirketlerine toplam 444 milyar dolar teşvik verdi. Fakat bu teşviklerle tetiklenen hava kirliliği 2.76 trilyon dolarlık bir sağlık maliyetine neden oldu. Yani Türkiye'de 1 liralık fosil teşviki demek 10 liralık sağlık maliyeti demek. Şimdi Türkiye kömür başta olmak üzere fosil yakıtlardan enerji üretimine yılda 1.9 milyar dolar teşvik ödüyor. IMF'in evet. rakamlarına göre ise Türkiye'deki fosil yakıtlara verilen teşviklerin sadece hava kirliliğine bağlı sağlık maliyeti yılda 19.4 milyar dolar. Yani bir torba kömür, 10 torba hasta demek. Şimdi nerede ekonomiye katkı? Enerji üretimiyle belki ekonomiye 1 liralık katkımız olacak ama bunun çevreye verdiği zarardan dolayı 10 liralık sağlık maliyeti evet. ortaya çıkacak. İlginç bir bilgi daha paylaşayım. Lütfen. Türkiye'deki erken ölümlerin %74'ünü önlemek mümkün. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'de her yıl hava kirliliğine bağlı 28 bin ile 32 bin arasında erken ölüm gerçekleşiyor. Yani bunu egzoz gazıyla sınırlandırmayalım. Türkiye'de hava kirliliğini tetikleyen, artıran en büyük faktör bu termik santraller. Türkiye'de hava kirliliğine bağlı erken ölümlerin nedeni olarak kömür %72.9 ile en büyük orana sahip, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri. Ve kentsel nüfusun %97'si kirli hava solutuna göre fosil yakıtın teşviği yarattığı sağlık tahribatına göre boyut çok küçük kalıyor ekonomik manada. Yani biz bunu engelleriz, engelleyecek gücümüze sahip. Yani kömür ticareti 1990 yılında 5,5 milyon tonken 2014 yılında 30 milyon tona çıktı. 6 kat arttı. Ekonomiye katkısı nerede ben anlamadım. Kaldı ki lignit kömürü verim açısından en düşük kömür. Yani teknik bilgiler verdiğimin farkındayım ama yani bu işi teknik olarak ispatlamak evet, durumundayız. Evet. Hava kirliliğine, su kirliliğine, toprak kirliliğine yol açacak ve Eskişehir'i yaşanabilir olmaktan çıkartacak bir proje bu. Evet. Sayın Yüksel, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Ben Eskişehir'e bir ihanet olarak bu 1080 megawattlık termik santralin ortaya konulduğunu görüyorum. Kaldı ki mutlaka Maden Mühendisleri Odası bir araştırma yapıyor şu anda, raporunu açıklayacaktır. Bu termik santralin kurulacağı alandaki lignit madeni en fazla 2-3 sene yetecek kadar bir lignit madeni vardır. Daha sonra ithal kömürle işleyecektir. Ekonomiye bir katkısı olacağını ben düşünmüyorum. Mutlaka ve mutlaka programın başında Sayın Yılmaz Büyükelçinin beyanlarına yer verdiniz. Eskişehir evet. halkının buna kulak vereceğini ve bu yanlış projeyi engelleyeceğine inanıyorum. Pekala Sayın Yüksel, çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Ben teşekkür ederim Aslanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Eskişehir CHP Milletvekili Sayın Cemal Okan Yüksel telefon hattımızdaydı ve Eskişehir'e 5 yıl içerisinde kurulması planlanan termik santral hakkında bilgi verdi.